Bölüm 3. Bakanlıktan hasta listesi çekme işlemi. Kurulum işlemi gerçekleştirdikten sonra ve kurulumdan sonra yapılması gereken genel ayarları tanımladıktan sonra programımızı çalıştırdığımızda bize veri tabanında kayıtlı hiçbir hastanın bulunmadığının uyarısını vermektedir. Tamama tıklayalım ve bakanlıktan hasta listemizi çekelim. ESK veri gönderme ve alma ekranımız açık bir şekilde ekranımıza geldi. Bakanlıkta kayıtlı olan hastalar seçeneğini seçip hasta listesi butonuna tıklamamız bakanlıktaki mevcut hastaları görmemiz için yeterli olacaktır. Hastalarımız listelendikten sonra hasta bilgilerini al butonuna tıklayarak bakanlıkta mevcut olan hastalarımızın yerele kaydını sağlayabiliriz. Bu işlem esnasında bakanlıktan yerele kaydedemediğimiz hasta bilgileri olursa tümü alınana kadar devam et seçeneğini seçmek bizim için faydalı olacaktır. Tüm hastaların bilgilerini alma işlemi bittikten sonra tekrar başa dönerek hatalı olan kayıtlar için yeniden bakanlıktan bilgi almaya çalışacaktır. Bu şekilde bakanlıktan hasta listesi çekme işlemimizi de tamamlamış olduk.